Merhabalar arkadaşlar. En son dersimizde şu text field'ları yaptık. Bir de alert view'lar yaptık. Şuraya dün fark ettim. Selamlama metni yazacağımız yere selamla metni yapmışız. Şurayı selamlama metnimiz diye düzelttim. Şimdi burada bugün ne anlatacağım? Bugün shared referans diye bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bu niye işe yarıyor? Şu ana kadar bizim öğrendiğimiz bir state'larımız vardı. Yani set state diyorduk orada bazı şeyleri oluşturabiliyorduk bir şekilde kaydediyorduk. Mesela buradan Mehmet Ali yazıyor. Ben uygulamayı şuradan tekrar mesela başlattığım zaman buradan Mehmet Ali yazmaya devam ediyor. Bu set state'in kendi özelliği. Mesela burası böyle açıkken ben uygulamayı tekrar yayınlar yani tekrar açarsam, örneğin şöyle kapatıp açarsam bile. Şimdi indirdim aşağı mesela. Şöyle açtım. Yine böyle durur. Yani kısa bir şekilde durumu sabitliyoruz. Ama bize çoğu zaman ne lazım oluyor? Biz örneğin kullanıcı adı ve şifremizi girdiğimizde bir daha girmek istemiyoruz. Beni hatırla diyoruz. Ne oluyor? Uygulamayı kökten kapatsak bile uygulama bizim verimizi orada tutabiliyor. Ya da biz bir ayar yapıyoruz mesela diyoruz ki uygulamanın e, ses ayarı şu kadar olsun. Sesi kaydediyorsunuz. Daha sonra o ayar uygulamayı tekrar açtığınızda hep öyle kalıyor. Bu işlemi yapacağız. jQuery'e referans. Web sitesi kodlamayla ilgili geçmişi olan arkadaşlar bilirler. Cookie'leri yapacağız. Yani çerezleri yapacağız. Uygulamanın içine veri kaydedebileceğiz. Bunun için şöyle geliyorum. Öncelikle bunun kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Şöyle geliyoruz. Flutter.io sitesine. Package bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada aramaya gerek yok. Direkt en üstteki. Şu şehirit referans bölümü. Bunu alıyorum. Şurada nasıl kullanacağımı zaten anlatıyor. Aslında verdiği örnek hatırlıyorsanız increment counter vardı. Yani ilk uygulamayı açtığımız şurası var ya şöyle göstereyim. Şu. Buraya mesela 5'e geldiniz. Geri gelip tekrar geldiğinizde sıfırlanıyor. State sadece sayfanın içinde tutuyor. Mesela şu an 4 olarak kaldı ya. Bu 4 olarak kalmasını state sağlıyor. Fakat biz gidip tekrar geri geldiğimizde hala bunun durmasını istiyorsak burada shared referans kullanmak zorunda kalıyoruz. Hatta uygulamayı tamamen kapatırsak bile. Yani biz uygulamanın verilerini silmedikçe Android kullananlar bilir. Uygulamanın verilerini sil diye bir seçenek olur. Onu yapmadıkça bu sayı burada durur. 5 yaparsak 5 olarak kalır burası. 4 yaparsak 4 olarak kalır. Yani uygulama içinde veri sağla saklama yöntemlerimizden biri budur. Şehri referans. Küçük verileri bununla saklarız. Büyük veriler olduğu zaman da onları veri tabanıyla saklayacağız. SQLite veri tabanı kullanımı ile ilgili de yakında derslerimi yapacağım. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bunun kurulumunu yapalım. Gelip dependencies içine şunu yapıştırmam gerekiyor. Buradan kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Şöyle dosyaların olduğu yere geliyorum. Şöyle açtım dosyamı. Burada zaten daha önce Flutter Toast kullanmışız. Bunu da ekledikten sonra şöyle kaydediyorum. Ctrl S dediğim anda benim için zaten Flutter Package Get komutunu çağırıyor. Eğer kullandığınız IDE de çağırmıyorsa şu komutu kullanmanız gerekiyor terminalden. Daha sonra uygulamayı kapatmam gerekiyor. Emülatördeki uygulamayı kapatmam gerekiyor. Burada yaptığım değişikliğin oraya yansıyabilmesi için. Bunun için yeni bir tane şey oluşturacağım. Yeni bir arayüz oluşturacağım. Shared referans kullanımı diye. Shared kullanımı diyelim. Shared normalde paylaşılmış demek. Yani bir nevi veri uygulamanın içine paylaşıyoruz. Referans da tercih demek. Shared preferans. Ee, tercih demek yani paylaşılmış tercihler uygulamada. Çoğunlukla bu ayarlar bölümünde olduğu için mesela koyu tema yapıyorsunuz. YouTube kullanıyorsanız mesela koyu tema yapıyorsunuz. Siz gidip tekrar uygulamayı açtığınızda geldiğinizde bir bakıyorsunuz hala koyu tema. Yani tercihinizi hatırlayabiliyor uygulama. Nasıl hatırlıyor? İşte bu şerit referanslar sayesinde. Şerit preferences diyoruz buna. Şerit dersi diyelim biz buna. Şerit konusu ya da. Her gün başka bir isim veriyoruz ama her bir dosyamıza önemli değil. Şeyrit konusu dedik. Buraya gelip hemen import diyoruz ve material Flutter, flutterdan material dosyamızı getiriyoruz. Onun dışında bir de şeyi getirmemiz gerekiyor. İşte şeyritleri kullanacağız ya. Onları getirmemiz gerekiyor. Şöyle şeyrit yazdığım zaman gördüğünüz gibi geldi şeyrit preferences nokta dart. Onu getirdim. Bir de şöyle bir Flutter Toast da kullanalım biz burada. Import Flutter Toast yapalım. Flutter Toast'ları çok kullanacağız. O yüzden mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şöyle yazalım. Flutter Toast. Evet. Şu üç tanesi işimizi görecektir. Burada hemen klasımızı oluşturuyoruz tabi. Shared konusu diyelim biz buna konusu. Yani şu ismin buradaki isimle aynı olması şart değil ama e, böyle yazarsanız daha iyi olur. En azından klaslarınızı ismiyle çağırdığınız zaman dosya ismi tanıdık olmuş olur. Extends diyoruz ve stateful widget olarak klasımızı oluşturuyoruz. Bunu oluşturduğumuz zaman şu metodu override etmemiz gerekiyor. Create state metodumuzu. Bunun için bir de state oluşturmamız gerekiyor. Shared state diye bir tane class oluşturalım. Shared state. Yani buraya isimlendirmeyi kendim yapıyorum. Bunu zaten biliyor olmanız lazım. Extends class ismini ben veriyorum. Yani buraya shared state yerine başka bir şey de yazabilirim. O bana kalmış bir şey. Extend state diyorum buraya. Bu bir state demiş oluyorum ve Nerede çalışıyor bu? Shared konusu klasını alacak burası. Şöyle burayı yazdım. Kopyalayıp genelde getirip yapıştırıyordum zaten. Bol bol kullandık bunu artık. Daha tanıdık olması lazım. Şöyle gelip burada bunun da metodunu override ettikten sonra bunu burada çağırmam gerekiyor. Şurayı siliyorum. Şöyle gelip shared state deyip noktalı virgülümü yerleştirip şöyle kodlarımı düzenliyorum. Burası bu kadar. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şurada şöyle ben veri kaydedeceğim için verileri kaydetmek adına öncelikle bir iki tane text field oluşturacağım yine. Şöyle final. Text field'ları nasıl oluşturuyorduk? Önce onlar için bir kontroller oluşturuyoruz. İsim kontroller diyelim buna. İsim kontroller eşittir. Text editing kontroller. Değil mi? Öyleydi dünkü dersimizden hatırlıyorsunuz. Yine final diyorum. Bir tane bu sefer soy isim oluşturalım. Soy isim kontroller. Buradaki ismi de gördüğünüz gibi yine ben veriyorum. Yani buna CTRL de diyebilirsiniz. Şöyle daha kısa olur. Hem de şey olmuş olur. Yani bilin ki bunu ben oluşturuyorum. Siz şurayı ben oluşturmuyorum. Yani bu hazır bir sınıf. Orayı ben olduğu gibi çağırıyorum. Atama yapıyorum şu an. İsim kontrolüme bir de soy isim kontrolcüme. Buna yine aynısından text editing controller yani tekst düzenleme kontrolcüsü. Bir de bir global tanımlamamız gerekiyor. Global key tanımlamamız gerekiyordu. Buna da genel kontrolcü demiştik dün. Yine öyle diyelim. Genel CTRL diyelim. Aynı şekilde kalsın. Ve bunu da bir global key olarak oluşturalım. Şöyle bunu bir de ne yapıyorduk? jenerik veriyorduk buraya form state demiştik. Bu şekilde oluşturduk bunları. Şimdi bir de ne yapıyorduk? Dispose diye bir şeyimiz vardı. Yani uygulamanın kapanma durumunda ne oluyordu? Şu kontrollerlerimizi devre dışı bırakıyorduk. Dispose ediyoruz. Şöyle gelip soy isim için de aynısını yapıyoruz. Soy isim CTRL nokta dispose diyoruz ve bir de ne yapacağız? Bu metotları çağıracağız teker teker ama ondan önce şöyle biraz şeyimizi oluşturalım. Şekli biraz oluşturalım. Gelip return scaffold diyorum yine. Şöyle noktalı virgülümü yerleştiriyorum. Bir tane app bar oluşturuyorum. App barımın içine title gerekiyor. Title'ımı oluşturuyorum. Title'a bir text widget'i oluşturuyorum ve shared reference preferences şöyle bir tane unuttuk burada. Shared preferences kullanımı diyelim buna da. Burası tamam. Bir de buna bir body oluşturalım. Tabi orada oluşturmuyoruz. Şöyle bu virgülleri yerleştirirsek bizim için uygulama daha güzel bir şekilde kodları düzenleyebiliyor. Düzgün kod yazmaya çok dikkat edin arkadaşlar. Buraya bir tane form oluşturuyorum yine. Şöyle formun içine bir key yazıyorduk hatırlıyorsanız. Yani formun kontrolcüsü kim? Genel kontrolcü. Şöyle virgül koyuyorduk sonrasında. Bir de bunun bir child'ı oluyordu. Şöyle child'ını koyduğumuz zaman hatamız gidiyor. Padding diyorum buna da. Bu padding'in içine de bir tane padding oluşturuyorduk. Ve her taraftan olmasını istiyorsak şöyle kenarlardan uzaklaştırıyorum yani. Virgül koyuyorum ve buna da bir child oluşturuyorduk. Bunun child'ına da kolum diyorum. Şimdilik böyle bırakıyorum bunu. Daha sonra geliyorum. Öncelikle şunu çağırmak için main sayfamda bir tane daha şey oluşturuyorum. Şeğrit konusu diye. Şeğrit konusu. Bir rota oluşturuyorum. Yani bu rota yazıldığı zaman şu sayfaya gitmesini istiyorum. Bunun için de ne yapıyorduk? Şeğrit konusu. Şöyle çağırıyorduk. Bunu oluşturduğumuz zaman otomatik import ettiriyoruz. Bazı şeyleri birkaç defa anlatıyorum. İyi bir şekilde otursun diye. Çünkü bunlarla ilgili ileride detaylı uygulamalar yine yapacağız. Öncesinde bazı konuların oturması gerekiyor. Shared konusu dedik ve artık bunu da rotasını oluşturduk. Gelelim bu rotayı çağıralım. Nerede yapıyorduk? Scaffold uygulama bölümümüz vardı bizim. Şurada bir tane daha gesture detector oluşturacağız. Fakat ben ondan önce şu gesture detectorlarımın içindeki konteynerları ben bir kartın içine almak istiyorum. Biraz daha sadece estetik açıdan biraz daha güzel olsun diye yapıyorum bunu. Başka bir amacım yok. Şöyle bir tane kart oluşturdum. Kartın child bölümü var. Şöyle getirip yapıştırıyorum. Başka bir şey yok. Gidip diğer Yukarıdaki üç tanesine de ben bunu yapmak istiyorum. En yukarıdaki şuydu. Buradan gelip şuraya kadar kesiyorum. Ve bunu kart yapıyorum. Şöyle gelip child diyorum. Bunu bol bol tekrar edin lütfen. Yani şu an benim yaptığım çok gerekli bir şey değil. Yapmaya da ama bunları bol bol yaptıkça bunlar iyice oturacaktır. Şöyle geliyorum yine burayı kesiyorum. Ve bunu bir kart içine almak için şöyle kart oluşturuyorum. Gelip kartta bir tane yavru oluşturuyorum. Child. Ve bunu böyle kaydediyorum. Daha sonra son bir tane kaldı herhalde. Şunu da alıyorum. Şöyle buradan konteynera kadar kesiyorum. Ve bunu bir kardın içine almak istiyorum. Child'ını oluşturuyorum hemen. Hop. Şöyle kodlarımı düzeltiyorum. Kodlarımı nasıl düzeltiyordum? Command alt bir de L harfine basarak. Command alt bir de L harfi. Windows'ta büyük ihtimalle alt kontrol alt bir de yine L harfi. Çok büyük olasılıkla orada da öyledir. Tabi bu kod düzenlemenin çalışabilmesi için öncelikle şu eklentiye sahip olmanız gerekiyor. Şu IntelliJ IDEA Key Bindings yani Intelligence'ın kısa yol kısa yolları. Çünkü bu normalde kendinde var olan bir şey değil. Özellik değil. Visual Studio Code'da böyle bir kısa yol yok. Var da bu değil. Kısa yolu bu değil. Ee, o biraz önce gösterdiğim eklentiyi kurduğunuz zaman şu eklentiyi kurduğunuz zaman komut alt bir de L harfi ile kodlarınızı düzeltebiliyorsunuz. Onun yerine uygulamanın kısa yolları bölümüne gidip oradan da ayarlayabilirsiniz. Çok fark etmez. Şimdi şu gesture detector'lardan bir tane daha oluşturmam gerekiyor. Alert view sayfası en son oluşturmuştuk. Bir de şerit referanslar için oluşturalım. Şöyle Ctrl D ile çoğalttığımız zaman bir tane daha olmuş oluyor. Bu Ctrl D de yine şeyden gelen bir sayfa. Shared sayfasına gidiyor diyelim buna da. Ee, şeyden gelen bir kısa yol. Ctrl D kısa yolu. Şöyle Shared Preferences Intelligence'ın kısa yolu. Biraz önce bir türlü söyleyemedim. Kullanımı sayfasına git. Ve nerede? Şurası alert view değil de şerit konusu olacak. Rotamı belirtiyorum yani. O rotaya git diyorum. Şu an yeterli. Yani yapmam gereken başka bir şey kalmadı. Uygulamayı çalıştırıp hep beraber görelim. uygulamam açılıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben kartların içine yerleştirince şöyle biraz daha hoş bir görüntü oluştu. Şu beyazlık karttan dolayı geldi arkadaşlar. Sadece görüntü biraz daha estetik olsun diye böyle yaptım. Yapmaya da bilirsiniz yani. şehrit referans kullanımı sayfasına git diyorum. Gördüğünüz gibi geldik buraya. İçinde henüz hiçbir şey olmadığı için yok. Şimdi hemen onları yazmaya başlayabiliriz. Shared konusu sayfamıza geliyoruz. Kolum sayfamızın içine, kolum bölümüne, widget'ımızın içine. Burada bir şey belirtiyoruz öncelikle. Yön veriyoruz. Nereden başlasın? Yani yerleştirme işlemimiz nereden? Çünkü bu kolon neydi üst üste aşağı aşağı doğru üst üste öğeleri widgetleri dizmemize yarıyordu. Peki nereden başlasın üst üste dizmeye merkezden ortadan başlasın dedik center'dan ve hemen çıldırınlarını yani bunun yavrularını eklemeye başlayalım yavru widgetlerini text form will şey ekleyeceğiz text form field dün zaten bunu kullanmıştık önceki derste daha doğrusu. Şöyle. Buna önce bir validatör ekliyorduk. Yani bir doğrulayıcı. Ve buraya değer dedik. Bu değişkeni kendimiz oluşturuyorduk. Yani herhangi bir şey yazabiliyorduk. Dün mesela buraya yazı yazmıştık. Yazı demiştik. Bugün de değer diyoruz. If değer eğer is empty değil boş ise eğer ne diyorduk? Lütfen return diyoruz. Return lütfen isminizi yazın. Boş geçmesini istemiyoruz. Örneğin belli bir sayıdan kısa olmasını istemiyorsak yine şöyle uzunluğunu oluşturabiliriz ne diyelim? Eğer 3'ten kısaysa lütfen en az isminizi en az 3 harfle yazın diyelim. Yani 3 harften küçük oldukça bu form gönderilemeyecek. Eğer isim bölümü 3 harften küçükse. Onun dışında başka işlemler de yapılabiliyor. Zamanı geldikçe teker teker göstereceğiz. Buna bir kontroller ekliyorduk ve isim, controller dedik. Bir de dekorasyon yapalım buna. Input decoration diyoruz. Ve hint text diyorduk. Neydi bu da? Şöyle geliyorum buraya. İsminizi girin diyorum. Yani her an yazı yazmadan önce burada yer alan değer. Bir tane daha aynısından oluşturuyorum. Hiçbir şey farklı değil. Şöyle geliyorum. Ctrl D ile bir tane daha oluşturuyorum. İçinde oluşturduk. Şöyle. Buradan şöyle yapıyorum. Ctrl D. Bir tane daha oluştu. Soy isminizi diyelim buna da. Soy isminizi. Şuraya da soy isminize girin dedik. Şurayı da soy isim kontrolü yapacaktık değil mi? Soy isim kontrolü. Burası böyle arkadaşlar. İkincisini de oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim. Text field'lar bittiğine göre bir tane alta butonlar oluşturalım. Yani şöyle bir kaydedeyim görün zaten. Şimdi gelecek buraya. Gördüğünüz gibi isim girme yeri ve soy isim girme yeri var. Alta butonlar ekleyelim. şehir referanslarımızı kaydetmek için, silmek için ve okumak için butonlar ekleyelim. Bunun için bir row oluşturuyorum. Row neydi? kolumun tam tersi. Kolum yukarıdan aşağı. Öeleri dizerken row yan yana diziyor. Yani ben buraya yan yana 3 tane buton dizmek istiyorum. Geliyorum. Bunun da nereden başlayacağını önce söylüyorum ona. Şöyle main axis alignment diyoruz. Bunları genelde elinizle yazmak zorunda kalmazsınız. Şu an şu gölge yüzünden tekrar ben yazmak zorunda kalıyorum. Onu kaldırınca kendisi hatırlamaya başlıyor. Nokta center diyorduk ve oluşturdu. Ee, neden biz bunu elimizle yazmıyoruz? Çünkü şu an olduğu gibi çoğunlukla elimizle yazdığımız zaman mutlaka bir harfi yanlış yazıyoruz. Mesela şurada bir tane N harfini unutmuşum ben. Şuradan bakabilirsiniz zaten. Şurada bakın. N harfini unutmuşum böyle yanlışlıklar yapabiliyoruz. O yüzden kendisinin hatırlamasını, şöyle görmesini, önermesini bekliyoruz. Bunun içine şimdi yeni bir tane şey ekleyeceğim. Bunu yeni kullanımını görmüş olacaksınız. Şimdi bu row yan yana dizecek ya bunları. Ben istiyorum ki her öye yani şu komple bu bölümü doldursun. 3'e bölünsün. Şu satır yani burası, şu boşluk tamamen e, dolsun butonlarla da olsun. Yani her biri kendisi kadar yer kaplasın diyorum. Bunu sağlayacak bir tane widget'ımız var. Expanded diye. Belki daha önce kullandık, şu an hatırlayamıyorum ama şöyle Expanded dedik ve gelip buna bir tane child ekliyoruz. Şöyle child diyoruz. Child'ımızın içine bir tane padding yapıyorum. Yani butonumun biraz mesafesi olsun istiyorum. Padding diyorum ve şöyle Edge in pardon Edge in sets. Ben yanlış yazınca hepsi gitti. Old diyorum ve her yerden 10 dp uzaklaşmasını istiyorum. Gelip buna bir tane child ekliyoruz ve child'ımız ne? Bir tane raised buton olsun ve raised butonuma bir Renk verelim. Color diyorum. Şöyle colors nokta. Ne yapalım? Bu green olsun. Bu kayıt butonu olsun. Kayıt butonu yeşil olsun. Bir de buna bir child ekliyoruz. Childımız ne olacak? Text olsun. Kaydet diyelim biz buna. Kaydet. Buna bir stil verelim. Şöyle style diyelim ve text style diyelim. Text style. Ve şöyle bir renk verelim buraya. Colors nokta white diyelim. Buton yeşil olsun. Yazısı da beyaz olsun istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Şöyle geliyorum kodlarımı düzelteyim. Bir de ne kaldı bu buton için? Bir tane de 10 click lazım bu butona. 10 press it. Butonun içinde miyim ben şu anda? evet butonun içindeyim. Bir tane de 10 press it veriyorum hemen. Şöyle bir tane önce boş oluşturalım. Daha sonra bunu zaten yapacağız. Şöyle yapalım. Şimdi bu butondan 3 tane daha yapacağım. Şu expand'dan 3 tane daha. Ctrl D diyorum ve Ctrl D diyorum. Şu kaydet değil de getir olsun. Getir. Yani kayıtlar varsa getirsin. Kaydı getir. Bunu da sil diyelim. Bunu kırmızı yapalım. Bunu da mavi yapalım. Blue Şimdi şöyle bir kaydedip geliyorum. Bakalım butonlarım gelecek mi? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, butonlarım oluştu. Her biri eşit seviyelerde yer tuttu. Şu kaydı getir değil de direkt getir diyelim. Şöyle daha düzgün olsun. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel butonlarım var şu an. Şimdi bu butonların fonksiyonlarını yazmaya başlayalım. Yani bugünkü asıl konumuz şimdi başlamış oluyor. Bir de şunu yapalım ondan sonra arkadaşlar. Şu alt tarafa getirilecek olan kaydı girelim. Onun için şöyle expanded'lardan şu row'dan sonraki bölüme gelip bir tane daha expanded oluşturacağım. Şimdi ben buraya expanded oluşturduğum zaman bir şey fark edeceksiniz. Bu expanded burayı dolduracak. Tamamen doldurduğu için bunu da yüksek olasılıkla şöyle getirip tavana yapıştıracak. Yani kendine bulduğu bütün boşlukları doldurmak isteyecek. Şöyle geliyorum. Bir tane expanded oluşturuyorum. Ve bunun içine bir tane hemen child ekliyoruz ve bunun child'ına da yine padding veriyoruz. Padding'in içine bir tane hemen padding ekliyoruz. Bunun paddingine her yerden 20 verelim. Bu da büyük olsun. Şöyle biraz içte olsun. Daha güzel olsun. Ve bunun child'ına şöyle text verelim arkadaşlar. Şöyle. Hatta bunun child'ına ne yapalım arkadaşlar? Şöyle. Bunun child'ına yeni bir kolum verelim kolum verelim ve bu kolumun içinde şeyler olsun. Çıldırın diyelim. Tabi bunun önce yönünü de belirtmemiz gerekiyordu. Hemen oluşturuyorum. Merkezden oluşturmaya başlasın. Bunun içine 3 tane text ekleyelim. Şöyle text diyorum. Buraya isim gelsin. Virgül Buraya soy isim gelsin. Buraya şimdi biz buraya neler kaydedebileceğiz onun için. Kayıt durumu gelsin. Bir de kayıt sırası gelsin. Yani buraya ben bir true false kaydetmek istiyorum. Buraya da integer kaydetmek istiyorum. Kayıt numarası diyelim. O yüzden 4 tane yazı oluşturdum. Şöyle kaydetip geldiğim zaman hop gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şey oluşturdu. Bunun yanına yazacak. Şöyle boşluk şöyle boşluk şöyle boşluk şöyle boşluk geliyor. Şimdi gelelim buraya. Şurada oluşturduk ya burada bir tane string oluşturalım string bu ne biçim bir string oldu arkadaşlar kusura bakmayın string isim eşittir boş bir tane string de soy isim için oluşturuyorum o da yine boş bir tane boolean oluşturuyorum bool durum kayıt durumu eşittir false diyorum ve son olarak bir tane de integer oluşturuyorum. Şöyle ona da ne diyelim? Kayıt no demiştik. Kayıt no. Ona da şimdilik sıfır diyelim. Daha sonra gelip fonksiyonlarımı yazmaya başlayacağım. Öncelikle bir tane void kayıt yap diye bir fonksiyon oluşturalım. Şöyle fonksiyonlar küçük harfle başlayıp şöyle büyük harfle ikinci kelimeyi büyük harfle devam ettirmek. Şuradan ne yapalım? 2 3 tane oluşturalım. Kayıt yap demişiz. Kayıt yap. Kayıt go, göster diyelim ve kayıt, sil butonları da bu sıralamayla yapmıştık zaten. Şimdi nasıl kayıt yapacağız? Onu görmeye başlayalım. Geliyorum. Şimdi bu kayıt yap dediğimiz zaman bunun içine bizim string göndermemiz gerekiyor. String olarak ne gönderelim? İsim ve soy isim gönderelim. String isim ve string soy isim. Bunu şu işlemi ilk defa kullanıyoruz arkadaşlar. Async yani asenkronizasyon yapıyoruz bunu. Yani bu bir şey bekleyecek. O gelince oluşacak. Şu kelimeyi unutmayın arkadaşlar. İleride başka yerlerde de kullanacağız. Bu shared referans durumunu kontrol edecek. Eğer shared reference kurumu kay durumu kayıt yapmaya müsaitse o zaman bu fonksiyon çalışabilecek. Hemen yapalım. Bunun için bir tane final. Ne diyelim? Kayıt aracı diyelim. Bir tane kayıt aracı oluşturalım. Bu pre shared preference'ımızın şeyi. Bunu await diyoruz işte. Bekle diyoruz. Bekleniyor. Neyi bekliyor bu? Shared References. nokta get instance diyoruz. Şu, şunu getir. Bekle bu oluştuğu anda bu fonksiyon çalışmaya başlıyor. Sonra şurada geliyoruz. Bir if bloğu açıyoruz. If genel kontrolcümüz eğer durumu validate olmuşsa yani formun kontrol mekanizmaları geçilmişse hani 3 harften büyük olma durumu oluşmuşsa ne diyoruz? Şu kayıt aracımızı çağırıyoruz. Kayıt aracı nokta. Şimdi burası önemli. Diyoruz ki set. Bakın ben sete tıkladığım anda ne çıktı? Set bul. Set boolean diyoruz. Öncelikle bunu oluşturalım. Siz bir şehir referans oluştururken arkadaşlar önce ona bir anahtar atarsınız. Sonra bir değer atarsınız. Bunu dart derslerimizde neyi anlatırken yapmıştık? Map'leri anlatırken. Yani set şu kayıt aracı, shared preferences dediklerimiz şeyler. Bunlar her zaman bir, harita gibi çalışırlar. Şöyle geliyoruz buna kayıt ya da buna durum diyelim direkt. Durum olarak çağırdığımız zaman gelecek. True yapıyoruz bunu. Şimdi artık herhangi bir yerden get bul dediğim zaman yani bul yönü getir dediğimde ve durum diye çağırdığımda benim için bunu getirecek. Daha sonra geliyorum kayıt aracıma nokta set diyorum. Bu sefer set int diyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bu da kayıt no. Buna bir key vermemiz gerekiyor. Kayıt no dedik. Buna da bir diyelim. Yani ilk çağıracağımız, ilk kaydedeceğimiz ismi bir numarası ile kaydedelim. Kayıt numarası bir olsun. Yine kayıt aracımı çağırıyorum. Nokta bu sefer set string diyeceğim. Gördüğünüz gibi set string diyorum ve bunu isim olarak kaydediyorum. İsim. Şuradaki gelen ismi kaydedeceğim. O yüzden isim diyorum. Hatta şunun başına g yapalım. Gelen isim. Şöyle gelen soy isim. Burayla karışmasın. G gelen isim. Aynısından bir tane daha oluşturuyorum. Buna da soy isim diyorum. Ve şunu gelen soy isim yapıyorum. Şimdi bu işlem başarılı olursa bir de toast mesajı göstermek istiyorum. Diyorum ki Flutter Flutter toast. Bir tane flutter toast oluşturacağım. nokta show toast diyorum ve tostuma önce mesajımı giriyorum. Kayıt başarılı bir şekilde şekilde gerçekleştirildi. Gerçekleşti. Daha sonra bir dost uzunluğu girmem gerekiyor. dost length diyoruz. Ve uzun gir diyoruz. Şöyle yine elle yazmanın bir şeyi oldu. Burada ben bir şeyi yine yanlış yazdım. ve şu an neyi yanlış yazdığımı bile göremiyorum. Aslında ben burada bir şey yanlış yazmadım arkadaşlar. Yazım doğru. Şuraya virgül koymayı unuttum. Şuraya virgül koymayı unutunca bunun devamıymış gibi algılandı. Gelip gravity oluşturuyorum ve ortada veya aşağıda görünsün. Şöyle bottom olsun. Bir de renk belirt kaydedelim arkadaşlar veya belirtmeyelim varsayılan neyse o gelsin. Şöyle kaydediyorum. Burada şu an herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şurada hafif bir uyarı veriyor da araya şey koyma diyor. Yani şu şekilde yaparsan daha iyi olur diyor. O şekilde düzeltiyorum. Kaydettim. Şöyle gelip kontrol ediyorum şimdi arkadaşlar. Simülatörüme geldim. Öncelikle kaydet diyorum. Şöyle kaydet dediğimde hata almam gerekiyordu. Şu an hata almadım. Bir deneyelim. Mehmet diyelim. Şuraya gelip şöyle bayram diyelim. Kaydet diyorum ve hiçbir şey olmuyor. Neden arkadaşlar? Dün yani bir önceki derste bunu yapmıştık. Ben şu an cevabı vermeden önce siz biraz düşünün. Neden bu butonum çalışmıyor? Çünkü cevabı veriyorum şimdi. Çünkü ben burada kayıt yapma fonksiyonumu çağırdım. Fakat şu butonun on presetine bunu eklemedim. Dolayısıyla bu butonun bir iş yapacağından haberi yok. Yani bu işi yapacak ama bu işi yapacağından haberi yok. Hemen gidip 10 bölümüne geliyorum. Nerede bu arkadaşın On Presit bölümü? Şurada. On Presit bölümüne gelip ne yapıyoruz? Hemen diyoruz ki kayıt yap. Kayıt yap dediğimde hemen benden ne istiyor? İki tane değişken istiyor. Ben de diyorum ki isim CTRL nokta text değil mi? İsim kontrolörün textini al buraya getir. Ve aynı şekilde ne yapacak? Su isim kontrolörün şey Evet aynen soy isim soy isim nokta soy isim ctrl pardon soy isim ctrl yani kontroller nokta text onun da textini alıp hemen göndereceğiz. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Fonksiyon bu şekilde direkt çağrılmıyor. Kapattım burayı. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıp şöyle oluşturuyoruz. Bu kadar basit. Ne oldu? Şimdi bunun artık haberi var. Yani şu butonun artık haberi var. Bu önce şöyle ikisinden birini boş yapayım. Şöyle kaydet dediğim anda ne oldu? Lütfen isminizi en az 3 harfle yazın. A L yazdık ya da M E yazdık. Kaydet diyoruz. Yine aynı hatayı alıyoruz. Ama Mehmet dediğim anda, yani 3 harfi geçtiğim anda kayıt yap dediğim anda ne oldu? Kayıt başarılı bir şekilde gerçekleşti. Gördüğünüz gibi kayıt başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi burada bir de set state yapalım aslında. Şöyle geliyorum. Şöyle kayıt yaptık. Burada kayıt yapma bölümünde şu an bir sorun yok. Şu kaydı göster bölümünde bir set state yapacağız. Bir de kaydı sit sil bölümünde set state'lerimiz de olacak. Onun için şunları biz oluşturduk ya şimdi. Bakın bunlar için de benden bir düzeltme öneriyor bana. Şunu şöyle yap diyor. Daha güzel olur. Şöyle. Şöyle yaparsan daha güzel olur diyor. Şöyle geliyorum aşağı. Bunları şuraya yazıyorum. Önce isim bölümüne isim yazıyorum. İsim olarak oluşturmuştuk değil mi bunları? Şöyle gelip yukarıda bir bakalım. Evet isim soy isim. Kayıt durumu bir de kayıt no. Hatta biz isim string diyelim biz. Buraya da karışmasın arkadaşlar. İsim str. Soy isim str olsun. Şöyle gelip isim str dedik. Buraya da su isim str diyoruz. Kayıt durumuna dolar kayıt durumu diyoruz. Şuraya da dolar ne diyoruz? Kayıt no diyoruz. Şöyle kaydettiğimde gelip burada bir bakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi isim soy isim şu an boş. Kayıt durumu false. Kayıt no sıfır. Çünkü henüz kayıt gösterilmedi. Kaydı gerçekleştirdik fakat kaydı göster ve kaydı sil butonlarımız aktif değil. Bunun için hemen kaydı göster diye bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Kaydı göster fonksiyonum için yine bir tane şu lazım. Bundan getirip buraya yapıştırdığımda gördüğünüz hatayı alıyoruz. Neden? Çünkü bu fonksiyon bir asenkronizasyon çalışan bir fonksiyon değil. O zaman neyi bekleyecek? Bu await çalışmayacağı için olmayacak. O yüzden o hatayı aldık. Şimdi gelip string diyoruz. Kayıtlı isim anlamında kayıt isim diyelim. Kayıtlı isim. Bunu nereden getireceğiz? Kayıt aracımız kayıt aracı nokta get diyoruz bu sefer arkadaşlar. Get dediğim anda gördüğünüz gibi set dediğimde yani kayıt oluştur dediğimde oluşan boolean'lar, integer'lar, string'ler ve string list'ler oluştu. Öncelikle get string diyelim ve ne olarak kaydetmiştik? İsim olarak şöyle getirip buraya giriyorum. Şimdi bu ismi oluşturdu. Aynısından bir tane kayıtlı soy isim oluşturuyorum. Ve buraya soy isim giriyorum. Ha şuraya ı harfi yazmışım arkadaşlar. Buraya soy isim olarak nerede? Soy isim olarak set string etmiştik. Onları çağırıyoruz. Sıralama bozulmasın diye şimdi şöyle önce boolean ve integer kaydettiğimiz için önce onları çağıralım. Sorun değil yani hangisi olduğu çok önemli değil. Ben sadece sıralama bozulmasın diye söylüyorum. Bir tane boolean ile bir tane bool oluşturalım ve kayıtlı durum diyelim. Kayıtlı durum. Bunu getirmek için de şöyle yapıyoruz. Yine kayıt aracı. Şöyle kayıt durumu değil. Kayıt aracı. Kayıt aracı nokta get bul diyoruz ve şöyle durum olarak çağırıyoruz. Yani bunu uygulamanın herhangi bir yerinde şu fonksiyonu çalıştırabilirsiniz. Diğer sayfalarda da çalıştırabilirsiniz. Onun da örneğini göreceğiz. Çünkü bu artık bu durum dediğimiz şey uygulamanın hafızasına kaydediliyor. Telefonun hafızasına kaydediliyor. Bir de bir tane integer oluşturalım. Sayı çağıralım daha doğrusu. Kayıtlı no diyelim buna. Şöyle kayıt aracı kayıt aracı nokta get int diyelim ve kayıt no diye bunu da çağıralım. Şimdi biz bunları çağırdık. Sorun yok. Şimdi bunları ne yapacağız? Şöyle şurada göstereceğiz. Şunu değiştirebilmek için ne yapıyorduk? Set state yapmak zorundaydık. İşte state'lerimiz bunlar arkadaşlar. Set state diyoruz ve şu yukarıdaki sayılar, isim str, isim isim str eşittir kayıtlı isim. Şöyle burayı düzeltiyorum. Ctrl D yapıyorum. Şöyle Ctrl D yapıyorum. Ctrl D yapıyorum. 4 tane. Birincisi ne? Kayıt no. Kayıt durumu daha doğrusu. Kayıt durumu eşittir. Şöyle K durum. İkincisi Kayıt no eşittir k no. İsim str zaten aynı. Bir de soy isim str'miz var. Soy isim str'de kayıtlı soy isim olarak düzeliyor. Şöyle kaydediyorum. Şimdi gelip ne yapacağım? Bu fonksiyonu oluşturdum. Şöyle bu fonksiyona. Ha bir de buna da bir tane dost mesajı oluşturalım. Şöyle gelip burada eğer bu işlem başarılı olursa bir tane dost mesajı gösterelim. Kayıt demişiz buraya da. Kayıt diye düzeltelim. Kayıt başarılı bir şekilde gösterildi diyelim. Ve şöyle kaydettim. Gelip butona o işlevi ekliyoruz. Şunun on prest bölümüne şöyle diyoruz ki kayıt göster diyeceğiz de kayıt göster şöyle kaydettim ve geliyorum. Şimdi getir dediğim zaman ne yapacağız? Kaydın buraya gösterilmesini bekliyorum. Şöyle basıyorum. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oldu? Benim yani ben artık gidip şöyle gittim. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey silindi. Getir dediğim anda şöyle. Neden? Çünkü uygulamamın hafızasında bir kayıt var. O kaydı getir dediğim anda hemen benim için getiriyor. Şimdi son olarak şu sil butonunu aktifleştirelim. Sildiğimiz zaman Buradan kayıtların gitmesi gerekiyor. Şöyle kaydet dediğimde zaten bir şey girmediğim için kayıt yapamaz. Mesela bunu Ali diye düzeltelim. Gelip Ali Bayram diyelim buraya. Kaydet diyelim. Tekrar getir dediğimde burası değişecek. Şöyle getir diyorum. Gördüğünüz gibi Ali Bayram oldu. Şimdi son olarak şey referanslar nasıl silinir onu da yapalım ve dersimizi sonlandıralım çünkü bu ders bayağı uzadı. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle gelip şurada bir tane virgül unutmuşum. Daha düzgün görünsün diye öyle dikkatimi çekti. Geliyorum kayıt sil bölümüne. Şöyle kayıt sil diyoruz. Kayıt silmek için de yine async diyoruz ve şunu olduğu gibi Yine getiriyorum tekrar şey yapmamak için. Çünkü kayıt aracım bu zaten benim. Kayıt aracımı kullanacağım. Burada işlemler son derece basit. Kayıt aracı diyoruz. Nokta sil diyoruz arkadaşlar. Remove. Kaldır. Neyi kaldır? Teker teker anahtarları gireceğim. Neyi kaldır? Yani remove all dersen mesela hepsini kaldırır. Clear dersen pardon. Kayıt aracı nokta clear dersem her şeyi bir seferde siler. Ama bu benim silmek istemediğim şeyleri de silebilir. Örneğin ben sadece ismi sile, silmek istiyor olabilirim başka zamanlarda. Şöyle bunun üstüne yazalım. Bunu yorum satır haline getirelim. Başka yerlerde işinize yarayabilir. Tüm kayıtları silmek için Ctrl X deyip şöyle getiriyor. Şöyle istediğimiz kayıtları silmek için geliyorum. Yine kayıt aracı diyorum. Nokta remove diyorum bu sefer. Remove. Neyi kay hangisini silmek istiyorsam buradan ekliyorum. Ben dört şey sileceğim için dördünü de buraya yazacağım. Şöyle durum. Kayıt no isim ve soy isim arkadaşlar. Ve sonra diyorum ki kayıt başarılı bir şekilde silindi. Silindi. Kaydediyorum. Bu kadar basit. Şöyle bir gelip denemiyoruz tabi. Hep aynı hatayı yapıyoruz. Önce gelip butona o işlemi yap dememiz lazım. Onun için de şöyle kayıt sil dememiz lazım. Kayıt sil. Şöyle kaydettim ve geliyorum buraya. Şimdi kayıt sil dediğimde kayıt başarılı bir şekilde silindi diyor. Fakat set state demediğim için hala burada durduğunu görüyorum. Buradan emin olmak için gelip şöyle getir dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kayıtlar şu an boş. Şöyle geri geliyorum. Şöyle geliyorum. Hepsi boş. Getir dediğim anda hepsi boş. Null yani boş. Bunun için bir tane daha kayıt yapalım. Ali bal diyelim. Kaydet diyorum. Kayıt başarılı bir şekilde getirildi. Kaydı getir diyorum. Gördüğünüz gibi getirdi. Kaydı sil dersem hepsini silecek. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bunları yine uygulamalarımızda bol bol kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.